Arkadaşlar merhabalar bu videomda özel üçgenler konusundaki kazanım odaklı sorular kısmındaki ikinci bölüm testini çözeceğiz. Çözümlere başlayalım. Bu bölümdeki kazanımımız kenarlarına göre özel üçgenler. Bunlar nelerdir? 3, 4, 5 olmazsa olmazımız 5, 12, 13, 7, 24, 25, 8, 15, 17 ve 1, 2 kök 5 üçgeni benim de en fazla kullandığım zaten. Ha şunlar da bilinse de olur bilinmese de olur üçgenlerimiz. Ama 3, 4, 5 üçgeninde arkadaşlar 3, 4, 5'in 5 katına kadar bilmeniz şiddetle tavsiye edilir ve şu yıldız attıklarımda kesinlikle bileceksiniz. Hocam bir de 1 3 kök 13 üçgeni var. Sonra 20 21 29 üçgeni var. 9 40 41 üçgeni var. Bunları bilseniz de olur, bilmeseniz de olur ama ÖSYM şunu da sordu arkadaşlar. 20 21 29'u sordu. Haberiniz olsun. Bunlarla ilgili örnek sorular var. Hemen şöyle bakarsınız arkadaşlar. Örnek soru. Eee direkt isterseniz biz de bakabiliriz. 12 13 varken 5 12 13'ten 5 çıkar. E 12 var, 16 var. 12, 16, 20 olur. Burası o yüzden 3, 4, 5'in 4, 5 katına kadar bilin diyorum. 3, 4, 5'in 4 katından dolayı x de buradan 20 çıkar arkadaşlar. Hadi bakalım birinci soruyla başlayalım arkadaşlar biz şu çözümlere. Birinci soruda ne demiş? Hocam 15 var, 20 var. Hop şunu çizersem ne üçgeni? 15, 20, 25 üçgeninden. Burası 25 çıkar. Hocam 24, 25 ne üçgeni? 7, 24, 25 üçgeninden cevabımız da 7 çıktı birinci soruda. Geldik 2'ye. 3, 4, 5 üçgeninden direkt bu kenara 5 bulduk. E burada da 5, 12, 13 üçgeninden direkt sorumuzun cevabı ne olur? 13 olur. E, dolayısıyla ikinci sorunun cevabı da böylelikle denizli çıktı. Geldik 3'e. E, dik üçgen hali hazırda yok. Yoksa biz oluşturacağız arkadaşlar. Genellikle tabii ki dik dörtgen oluşturarak. Biz içeride oluşturmayı tercih ediyoruz. Dışarıda oluşturanlar da olabilir. Sıkıntı yok. İçeride oluşturduğumuz zaman 12 ise 12, 9 dokuz ise 9'u yapıştırdık. E tamamı kaç arkadaşlar? 14 olduğundan 5 kaldı ve burada da bir Pisagor bağıntısı çıktı. 5, 12, 13 üçgeninden cevabımız 13 çıktı. Yani 3. soru böylelikle Balıkesir oldu. Geldik 4'e. Hocam 20 var 25 var. Yani şu üçgende ne üçgeni? 3, 4, 5'in 5 katına kadar bilin demiştik. Yani burası 15, 20, 25 üçgeninden 15 oldu. 3, 4, 5'in 5 katından dolayı. Peki büyük üçgende 20 var. 15 artı x var. Bir de 52 var. Hocam 52 4 çarpı 13 değil mi? 20'de 4 çarpı 5 diyeyim arkadaşlar. E o zaman burası da 4'ün 5 katı 4'ün 13 katı o zaman burası da 4'ün 12 katı olmak zorunda değil mi? Yani burası 48 yapacak. Hocam 15 artı x eşittir 48 ise x de buradan ne yapar arkadaşlar? 33 yapar 48'den 15 çıkarttığımız zaman. Yani 4. soru böylelikle edremit oldu. Geldik 5'e. İkiz kenar var tabanda mevcut. O insan olan ne yapar? Tabanına ait yüksekliği çizer. Hop çizdik arkadaşım. Tabanına ait yüksekliği çizince hocam burası tabanı iki eşit parçaya böldü. 5 5. 5 13 ne üçgeni 5 12 13'ten 12 oldu burası. Bizden ne isteniyor arkadaşlar? BDx. Arkadaşlar şuraya bakacak olursak burada da bir dik üçgen çıktı mı karşımıza? Çıktı. Buradaki dik üçgende ne var arkadaşlar? 12 var 20 var 12 16 23 üçgen olacağından burası 16 olacaktır yani x artı 5 eşittir 16 olacağından x'i de buradan kaç buluruz 11 olarak buluruz 5. soru böylelikle Cehan oldu geldik 6'ya hocam merdiven şekli var yani şöyle 90'ların fazla olduğu sorularda bizden de Ali Bey uzunluğu isteniyor evet şu uzunluk isteniyorsa hocam kelebek var bilmem ne var benzerlik ikinci planda kalsın İyi ki başta yapacağınız şey dik üçgen Dik üçgen oluşturmak için en etkili silahımız dik dörtgen. Hocam dik dörtgeni şöyle bir oluşturacak olursak ister burada oluşturun isterseniz burada oluşturun arkadaşlar. Hiç fark etmez. Biz şöyle oluşturduk arkadaşım. 3 ise burası da 3 müdür? Evet 3'tür. Hocam 16 ise burası da 16'tır. Burası da 90 derece burada dik dörtgenden dolayı. Ve dik üçgen çıktı mı karşımıza? Çıktı. Şuradaki üçgende. Hocam burası kaç? 12. Burası 12. Burası 16. 12 16 ne üçgen arkadaşım? 20 üçgenden 3 4 5'in 4 katından dolayı 20 çıkar. Yani cevabımız böylelikle açay oldu. Geldik 7'ye. Aşağıda gösterilen düzenekte bir yüke ip bağlanarak yükün 12 metre yüksekliğindeki K makarası yardımıyla M 5 metre uzaktaki L hizasına gelmesi isteniyor. Evet. Şurada nereye gelmesi isteniyor? L izasına gelmesi isteniyor arkadaşlar. Şu izaya gelmesi isteniyor. KT zemine dik durumda olup KT zemine dik durumda olup ve A noktasının K noktasına uzaklığı 15'tir diye verilmiş bize. İpin uzunluğu değişmeden yükün L izasına gelmesi için ipin ucunun A'dan B'ye gelmesi gerektiğine göre AB kaç metredir diye soruluyor arkadaşlar bize. Tamam. Şimdi arkadaşlar ipin uzunluğu değişmeyecek. Şurası 5 metreymiş. Ben buraya X dersem ipin uzunluğu kaç arkadaşlar? Bunu unutmayın. İpin uzunluğu 20 artı X. İpin uzunluğu 20 artı X aklınızın bir köşesinde bulunsun. Önemli. Çünkü ipin uzunluğu değişmeyecek diyor. Peki sen ipi buradan buraya çektiğin zaman. Bu buraya mı gelecekmiş arkadaşlar? Yük L noktasına mı gelecekmiş? Evet. Yük L noktasına geldiği zaman şöyle. Hocam burası X oldu. E burası 15'ti. Normalde 20 artı x ya ip şöyle olmayacak mı arkadaşlar bu sefer? Bu sefer bizim ipimiz hocam şu. Şu mavi ipe dikkat edin arkadaşlar bu sefer. Mavi ipin uzunluğu da 20 artı x yapacak. X'i buradaysa burası 20 mi olacak o zaman arkadaşlar? Evet. E zaten şu uzunluk 12. E burası 12, 20. Ne üçgeni? 12, 16, 20 üçgeninden burası 16 oldu. Hocam 12, 15 var. E burası da 9 değil mi? 9, 12, 15 üçgeninden. 3, 4, 5'in katından. E, A'dan B'ye gelene kadar ip ne kadar çekilmiş oluyor o zaman arkadaşlar burada? A'dan B'ye gelmesi gerektiğine göre AB kaç metredir diye soruluyor. İşte bizden buradaki uzunluk isteniliyor. Yani x dersek 9 artı x eşittir 16 olacağından x de buradan ne buluruz? 7 buluruz. Buradaki yeni nesil kavramı ne? İpin uzunluğunun değişmemesi arkadaşlar. Buna dikkat edin. Evet 7. soru 7 çıktı arkadaşlar. Böylelikle cevabımız ne oldu? Akçay oldu. Böylelikle arkadaşlar özel üçgenlerdeki ikinci bölüm testlerini de bitirdik. O zaman ne diyoruz? Kazanım odaklı sorularda üçüncü bölüm testinde görüşmek dileğiyle. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.